Bir Anı, Bir Hikaye Bir Sahte Dervişin Casuslu Kanaları 109. Bölüm Hazırlayıp sunan ben İsmail Yağcı İngiliz casusu Macar Yahudisi 12 dil bilen 4 din değiştirmiş Ölürken de hangi din üzere öldüğü karma karışık olan Arminius Van Börü veya Van Berger'de deniyor aile soyadı öyleymiş. Bunların karışık olmasının sebebi bunun doğduğu 1831 yıllarında Avrupa'da Yahudilerin doğanlarının nüfus kaydına geçirilmesi hem mecburiyeti yok hem de yasak. Nüfusa yazılmaları yasak, insan sayılmaları yasak. Tavuk civciv çıkarınca nüfusa kaydediliyor muydu efendim? Edilmiyordu. Bu da öyle işte. Evet. Kerh şehrinde bir kontrola gelmişlerdi. E, Kerh beyi daha doğrusu Kerh valisi Derya beyi vasıtasıyla bu da Tahran'daki Haydar beyin Abdülhamit Han'ın elçisi o zaman Abdülhamit Han başta değil tabi Abdülaziz Han başta sultanın elçisi. Efendim, bir Osmanlı pasaportu verdi. Gittiğin yerlerde rahat edersin bundan diye. Adam bununla bütün engelleri açtı efendim. Ne duvarları delerek geçti. Yasak duvarlarına. Üstelik bir de burada Kerh valisi kendisine 18 frank kadar bir de hediye gönderiyor. Pasaportu iade ediyor. Kerh sınırında Kerh sınırda müstahkem bir şehirdi. Herat yönünden Buhara'nın kilidiydi. Bunun için bu kalelerle birlikte daha detaylı anlatılması icap ediyor. Nehrin sağ yakasında kalede niye detaylı anlatması lazım teferruatlı İngiliz öyle istedi. Aman ha savunma kaleleri falan filan varsa onları böyle topa değdirene kadar yazın dedi. O da onları not alıyor. Nehrin sağ yakasındaki kalede yalnızca dört top vardı. Barışta burada yalnızca birkaç, birkaç asker olurdu. Asıl kale ve istikamlar nehrin solunda evet nehrin solunda şehir ve iç kalede bunların içindeydi. Duvarları topraktan ve çok sağlam olan bu kale Üç kat surluydu. Üç kat sur. İstanbul surları iki kat olan yerleri var. Tek kat olan yeri var. Bu üç kat surluydu. Kalenin on ikisi demirden, altısı tuştan, yekün on sekiz topu varmış. Bunu da sormuş. Kaç topu var buranın falan diye. Surların kalınlığı beş kadem. Yani 150 santim. İstanbul surlarının bir kısmı iki buçuk metredir. Evet. Yüksekliği 12 kademdi. 8-9 metre civarında. İstanbul surlarının yüksekliği ise 12 metre. Biraz bu alçakmış İstanbul surlarından. Bunun çevresindeki şehrin 150 evi, 3 camii, bir kervansarayı ve küçük bir pazarı vardı. Çevresinde de yüksek bir sur ve derin bir hendek vardı. İstanbul hendekleri gibi demek ki. İstanbul'da da var ya hendekler. Halkı Özbek ve Türkmendi. Kerhi'nin. Halkın azı ticaretle, çoğu ise ziraatla uğraşıyordu. Şehrin suru yakınında tefsir alimi İmamı Kerhi'nin rahmetullahi aleyh mezarı vardı. Tabi bu marufu kerfi Kerhi Hazretleri değil. O malum Bağdat'tadır. O da çok kıymetli, mübarek bir ehli sünnet alimidir. Burada birkaç gün oyalanarak Herat'a gidecek kervanı bekledik buradan Herat'a gidecekler. Bu sürede Molla Uşak'la yani hizmetçisi var ya yanındaki birlikte Esrari Türkmenlerinden Kızıl Ayak ve Hasan Minekli aşiretini ziyaret ettik. Bunları not almış adam demek efendim. Bu iki aşiret Mangışlak'tan buraya 200 yıl önce gelmişler. Mangışlak Bin Kışlak Bin Kışlak manasına Bin Kışlak Man Kışlak olmuş orada. Kırk senedir de Buhara emirliğinin tebasıydı bunlar. Kızılayak ve Hasan Minekli aşireti. Esrare Türk halen yarı göçebedir. Ekserisi ziraatla uğraşır. Bir kısmı da çobanlık yapıyor. Atalarının faziletini kaybetmişlerdi. Onlarda saflık ve temizlik, bunlarda nifak ve riaya dönmüştü. Riaya dönmüştü. Niye riaya dönmüş? Niye nifa dönmüş? E allah Teala'nın yolundan ayrılmışlardı onun için evvel. allah Teala'nın emirlerine uymadan ayrıldığınız zaman isterseniz Şeyhülislam'ın çocuğu olun. Siz yanından kaçacak bir ada haline dönersiniz. Bir tek misafirperverlikleri kalmıştı. Atalarından kalan iyi huylardan misafirperverdiler. İnsan bu kabilelerin yanında bir yıl süreyle misafir kalabilirdi. Kızılayak ve Hasan Minekli aşiretleri. Yalnız Tacikler, Fransızların Misafir ve balık üç, gün, üç günden sonra zehirdir. Çirkin atasözünün manasına göre davranıyorlardı. Evet, Fransızlar derlermiş ki misafir ve balık üç günden sonra kokar ve yenmez zehirdir, tutulmaz zehirdir. Efendim misafirlik üç gündür derler bizde de atasüzüdür. Bunu da yabana atmamak lazım ama böyle misafire kokmuş balık muamelesi de yapılmaması lazım. Öyle misafir vardır ki hep başında taşımak istersin. Fransızların böyle bir derdi yok ki. Manen biristen dua alacakları yok ki. Fransız ihtilaliyle zaten 1789'da dine karşı bir bayrak açtılar. Evvela papazlarını sen nehrinde keleklere bindirip orada keleklerin tolumlarını patlatarak öldürdükten sonra dediler ki bizim dinle işimiz yok. Şimdi bir Müslüman başına el kadar bir örtü koysa adamlar ne yapacaklarını şaşırıyorlar. Burada diyor tacikler misafire üç gün bakıyorlar. Dinimize göre diyorlar kardeşim benim imkanlarım bu. Her misafir geldim diyene ben uzun süre bakacak değilim. Misafirlik dinimizde üç gündür. Hay hay, ye, iç, ne yaparsan yap. Ben bir şey demem sana. Ama üç günden sonra da ben müsait değilim. Misafir de zaten kabul edecekken, müsaitsen kabul edersin. Bir ara Mezar-ı Şerif Türbesi'ni ziyaret ettik. Efendim, 109. bölümü geçtik, bitirdik. 110. bölümde buluşmak üzere efendim. Hoşça kalın efendim. Bir anı bir hikaye.